Değerli dostlar, sevgili arkadaşlar, tekrar selamlar, merhabalar. Evet, Haluk Canberk piyasaları izlerken, borsa, dolar ve altın gibi enstrümanları izlerken hangi parametrelere dikkat ediyor? Analiz yaparken, sizlerle paylaşımda bulunurken veya sizlere yorum aktarırken hangi kriterleri önemseyerek bir yorum yapmakta veya analiz yapmakta şeklindeki bir başlıkla oluşturduğum videonun ikinci bölümündeyiz. Değerli dostlar, öncelikle bir hususa değinmek niyetindeyim. Bendeniz sizlere yaklaşık 2 yıldır Twitter üzerinden çeşitli yorumlar aktarıyorum. Son dönemleri itibariyle 29 Ekim 2018 tarihi itibariyle YouTube'da ilk videomu yayınladım bu özel tarihte. Ve sizlerin göstermiş olduğu teveccühler neticesinde yine özel bir tarih olan 19 Mayıs tarihinde 50 bin takipçi sayısına ulaşmış bulunuyorum. Bu sebeple gurur duyuyorum sizlerin göstermiş olduğunuz ilgi ve alaka sebebiyle. Benim arkadaşlar tarzımı biliyorsunuz, takipçi sayımı artırmak veya çok daha fazla insanın takip etmesi hususunda ne özel bir gayretim bulunuyor ne de işte malum şekilde şaşalı başlıklar atmak suretiyle sizlerin duygularıyla oynayan bir yapım var. Olabildiğince gerçekçi ve olabildiğince ayakları yere basan yorumlar, somut veriler, kanıtlar, deliller, yeri geldiğinde iyimser unsurlar, yeri geldiğinde karamsar unsurlara yer vermek suretiyle terazinin hangi tarafı ağır basıyorsa, ama en önemlisi arz ve de talep dengesi sıcak gelişmeler itibariyle hangi ibreyi veya adresi gösteriyorsa bu mailde, bu mealde sizlere yorumlar aktarmaktayım. Bu arada değerli dostlar, sizlerin de yoğun talebi gereği ve biraz da teknolojiyi takip etmek gerekiyor zannediyorum. Bendeniz birazcık teknoloji özürlü bir insanım. İçinde bulunduğumuz jenerasyon veya yaşımız gereği, ama bundan böyle Instagram mecrasını da kullanmak niyetindeyim. Ve zannediyorum yarın itibariyle sizlere Instagram'dan bir canlı yayın sürprizim olacak. Instagram adresim yine Haluk Canberk şeklindedir. Şu ana kadar hiçbir paylaşımım olmadı. Birkaç zaman önce orada bir hesap tanımlamıştım ama ilk paylaşımım bir canlı yayın şeklinde olacaktır. Bu mecrayı kullanan, benimle diyalog içerisinde olmak isteyen arkadaşlarım için de bir duyuruda bulunmuş olayım. Peki değerli dostlar, evet, analizimizin veyahut da bu başlık altında anlatacaklarımın ikinci bölümüne gelelim. Bendeniz sizlere birinci bölümde hangi parametrelere önem verdiğimi, piyasayı genel anlamda hangi kritik değerleri, hangi unsurları dikkate alarak izlediğimi izah ettim. Ve şu tablo üzerinde bulunan verilerle ilgili olarak bir takım ayrıntılardan bahsettim. Tabii ki bunlarla bitmiyor arkadaşlar. Piyasayı çözmek veya piyasayı anlamak, piyasa içerisindeki gelişmeleri tam anlamıyla algılayabilmek için 3-5 tane veriye bakmak yetmiyor veya piyasa bu kadar basit değil, bu kadar az bilinmeyen de bir denklem değil. Birçok parametreyi dikkate almak durumundayız. Arkadaşlar, öncelikle piyasanın açılması evvelinde nelere baktığımı ifade ettim. Yurt dışı endeksleri dedim, VIX dedim, işte Dow Jones dedim, future'lar dedim, şunlar bunlar dedim. Bunun dışında piyasanın canlı akışı esnasında örneğin endeksin nasıl bir seyir içerisinde olduğunu anlayabilmek bakımından yapmam gereken ilk işlem şudur. Tamamen Matrix programı üzerinden arkadaşlar bu anlatımlarımı yapıyorum. Neden? Çünkü Matrix programı son derece kaliteli bir veri programıdır. Ama sizler başka başka veri programları da var. Oradan da benim bu anlattığım bilgilere erişebiliyorsanız problem yok demektir. Nedir değerli dostlar? Bunun yolunu da göstermek kaydıyla ifade ediyorum Matrix kullanıcıları için. Bilenler zaten biliyordur. Bilenlerin bunu programı veya yorumu dinlemesine gerek yok ama ben bilmeyenler nezdinde konu üzerinde duruyorum. Şuradan arkadaşlar BIST analizler ve kurum analizleri bölümünden aracı kurum işlem hacimleri bölümüne giriyorum. Şu anda tatil olduğumuz için bu veri boş geldi ama ben tarihsel moda gelmek kaydıyla en son güne geleyim. En son gün itibariyle, ayın 22'si itibariyle zaten seansın canlı olarak devam ettiği bir anda ben bu bölüme gittiğim anda o dakika, o saniyeye kadar, örneğin saat 11'de bakıyorsam saat 11 itibariyle karşıma gelen tabloda hangi kurumların aldıklarını ve sattıklarını görebiliyorum ve ne miktarda alım satım yaptıklarını görebiliyorum. Tabii ki şu anki veri 22 Mayıs Cuma gününün son verisidir. Yani piyasalar kapandıktan sonra
oluşan bir veridir ve gördüğüm tablo şu. Akyatırım 42 milyonluk bir alım yapmış. Efendim İşyatırım 35 milyonluk bir alım yapmış. Bunlar TL'dir arkadaşlar. 35 milyon TL. Efendim Yatırım Finans 33 milyon TL'lik bir alım yapmış. Ve bunun karşısında satanlar ne yapmış arkadaşlar? Kimler satıcı olmuş? Efendim Merrill Lynch satıcı olmuş. Merrill Lynch kimdir? Yabancı bir kurumdur. Yabancı bir kurumun 74-75 milyon TL civarında bir satış yapmış olmasını kafama yazarım. Derim ki bu yabancı kurum aynı zamanda ikinci sırada da bir HSBC, bu da 50 milyon TL'lik bir satış yaptıysa şunu düşünebilirim. Evet, cuma günü piyasa iyiydi, olumluydu. Efendim önemli bir dirence, 103 bin direncine yöneldi ama bu bölgeden yabancının satışı gelmiş. Ha, bu durum bana neyi ifade eder? Derim ki kritik bir dirence geldiğimiz anda yabancının satışı var ise, yabancı tabii ki ilk defa dün satış yapmıyor, son günlerde sürekli satış eğiliminde, ama kritik bir dirence yaklaştığı anda yabancı satışları var ise bu durumda yabancının hala satış yapma eğilimi içerisinde olduğunu düşünürüm. Bu benim endeksin yönü hakkında tek taraflı bir bilgiye dayalı olarak fikir sahibi olmam için yetmez, ama yabancının hali hazırda satışlar yapmaya devam ettiği hususunda bir tespitte bulunmama imkan verir. Peki arkadaşlar, yabancı satmıştır, şu kadar satmıştır, bu kadar satmıştır. Bu ayrı bir olay. Ama bir önemli husus daha var. Şurada diğer hanesini görüyorsunuz ya, diğer ilk 5 kurumun dışında kalan kurumlar. Satan bunlar, alanlar sol taraftakiler ve sağ taraftakiler de alıcılardır. Diğer hanesine baktığım zaman ilk 5 grubun dışında kalan satıcıları 62 milyon ama diğer hanesinin alıcı tarafındakilere baktığım zaman da 111 milyon TL'lik bir alım olduğunu görüyorum. Bu durumda alıcılar cephesinde efendim diğer hanesindeki rakamı yüksek görüyor isem çaktırmadan alım yapmaya çalışan kurumlar var diye düşünüyorum. Belki 75 milyonluk bir Merrill Lynch satışı var ama Merrill Lynch A kurumuna, B kurumuna, C kurumuna ben yüksekten satıyorum, sen de bu hisselerden şu seviyelerden alım yap şeklinde bir talimat, bir emir göndermiş olabilir. Onun için piyasanın tuzaklarla kurulu olduğunu, belli kurumların kendilerini belli etmeden almak veya satmak noktasında farklı farklı ayak oyunları içerisinde olabildiklerini dikkate almak durumundayız. Peki burada arkadaşlar bu şifreyi nasıl çözebiliriz? Bu durumda Merrill Lynch 75 milyon satmış. Tamam da Merrill Lynch ne satmış? Hangi hisseleri satmış? Bunun da bizim için önemi var. Şurada arkadaşlar net işlemlere göre sıralanmış olan bir tablo var. Burası artıdan itibaren, en çok alandan itibaren bir sıralama yapıyor. Ben şu anda Merrill Lynch'i merak ettim. Merrill Lynch bu kadar satış yapmış, ne satmış ki acaba dediğim anda, şurayı arkadaşlar bir kere tıklarsam karşıma eksiden itibaren, en çok satandan itibaren bir sıralama gelir ve ben Merrill Lynch sütununu bir kere daha tıklarsam, Merrill Lynch'in bulunduğu satırı bir kere daha tıklarsam şu bölgede Merrill Lynch'in ne aldığını ne sattığını göreceğim. Tıklıyorum değerli dostlar. Evet, gördüğünüz gibi Merrill Lynch cuma günü itibariyle 12 milyon 459 milyon TL tutarında Turkcell hissesi almış. Neymiş maliyeti? 14.26. Efendim Yapı Kredi Bankası hissesi almış. Ne kadarlık almış? 9.8 milyon TL. Maliyeti neymiş? 2.19. İşte arkadaşlar, bir aracı kurumun, ama önemsediğimiz bir aracı kurumun, önemli miktarda alım veya satım yapmış olan bir kurumun aldığı hissenin maliyetini ve ne miktarda alım yaptığını görebiliyorsak eğer, şu anda gördüğünüz gibi bu tablo dahilinde görebiliyoruz, bu bizlere bir fikir verecektir. Şayet biz Turkcell ile ilgileniyor isek, Turkcell'in Turkcell hissesinde başka başka kurumlarında neler yaptığını öğrenmek kaydıyla da, teknik detaylarını da, teknik kritik noktalarını da bilmek kaydıyla da biz daha bilinçli bir adım atmış olabiliriz. Efendim, Tüpraş 58 milyonluk bir satış yapmış. Tüpraş da önemli bir satış yapmış Merrill Lynch. Durup düşünmek gerekir. Merrill Lynch Tüpraş'ta bir günde 60 milyon TL'ye yakın bir satış yapıyor. Demek ki Tüpraş'ta bir sıkıntı mı var acaba diye düşünmek gerekiyor. Tüpraş'ta bu kadar satış oldu.
Ama TÜPRAŞ'ta herhangi bir fiyat düşüşü olmayıp da bu satışı karşılayan başka bir kurum var mı? Yoksa Merrill Lynch'le beraber satış furyasına katılan başka kurumlar da var mı diye düşünmek gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, madem ki Turkcell dedik. Peki, Turkcell'in penceresine bir çağıralım isterseniz. Detaylarını bir çağıralım. Evet, Turkcell hissemizi görüyorsunuz ve Turkcell hissemiz Cuma günü itibariyle 0.57'lik primle kapatmış. Burada 12,5 milyon civarında bir Merrill Lynch alımını görüyoruz. Peki efendim, Turkcell'e başka alan var mı? Merrill Lynch'in yanında önem vereceğim başka alıcılar var mı? Veya Merrill Lynch bu kadar almış ama çok önemli bir kurumun ciddi bir satışı var mı dediğim anda hemen F2 tuşuna basıyorum arkadaşlar veyahut da aracı kurum penceresini çağırabileceğim ikonu tıkladığımda karşıma şöyle bir tablo geliyor. Bu tablo ne diyor bana? Merrill Lynch 873 bin kontrat alım yapmış. Zira Merrill Lynch'in biraz önce 12,5 milyon TL civarında alım yaptığını gördük. Burada karşımıza çıktı. Efendim, ikinci sırada en çok alım yapan kim? BGC Partner. 414 bin kontrat lot alım yapmış. Maliyeti nedir arkadaşlar? Ben buradan Merrill Lynch'in 14.26 seviyesinden maliyet edindiğini görebiliyorum. Turkcell'in kapanışı ne? 14.16. O halde Turkcell Cuma günü itibariyle 14.40'ı görmüş ve Merrill Lynch'in 14.26 maliyeti var ama kapanış 14.15, 14.16'dan olmuş. Merrill Lynch gün itibariyle yüksek bir maliyette. O halde şöyle bir fikir sahibi olabilirim. Derim ki piyasanın eğer olumlu gidişatında devamlılık olacak ise ki Merrill Lynch bu fiyattan alım yapmış 14.26'dan ama buna rağmen piyasanın fiyatlaması gerilemesine rağmen satış yapmamış, maliyeti yüksek olduğu halde beklemede kaldıysa Merrill Lynch'in bir bildiği vardır. Satmadığına göre demek ki Turkcell için önümüzdeki günler itibariyle beklentileri olumlu diye düşünebilirim. Efendim, BGC Partner'ın maliyeti neymiş? 14.25'miş. Diğer taraftan Credit Suisse'e bakıyorum. Credit Suisse, Merrill Lynch gibi yabancı nezdinde, yabancı etiketiyle yorumlayabileceğim bir kurumdur. Bu da ne kadar alım yapmış? 400 bin kontrata yakın bir alımı var. Onun maliyeti biraz daha iyiymiş. 14.19. Şimdi arkadaşlar, buradaki bakış açısı tek başına bir hisseyi alanı satanı dikkate alarak yorum yapmak sağlam bir analiz yöntemi değildir. Teknik kriterlere de bakmak lazım. Ancak bize fikir vermekte olan parametrelerden bir tanesi de bir hissenin fiyatının inişini veya çıkışını yönlendiren insanlardır, yatırımcılardır. Eğer böyleyse bu yatırımcının yerli veya yabancı olması arasında biraz fark vardır. Yabancılar çünkü biraz daha güçlü alım yapabilme gücüne sahiptir ve yabancı ikinci bir unsur olarak ise bugünden yarını değil biraz daha önemli bir süreci, önümüzdeki makul bir süreci dikkate alır ve daha önemli primlerin hesabını yapar. Atıyorum 1 milyar, 2 milyar, 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon gibi bir parayı ABC hissesine bahşettiyse, o hisseye yatırım yaptıysa, o hisseden %1 kazanayım da hadi eyvallah diyeyim değil, belki 10-15-20 kademe, 30 kademe veya %5-10 gibi kazançların hesabını yapmak suretiyle adım atar. Bu durumu dikkate almak durumundayız. Peki arkadaşlar, Turkcell'in geneline baktığımız zaman burada ilk 5 alıcıyı, şurada da ilk 5 satıcıyı görüyoruz. Peki ilk 5 alanla ilk 5 satan arasındaki farkı dikkate almak gerekiyor. Neden? Çünkü ilk 5 kurum toplamda 2 milyon 120 bin lot alımı yapmış ama ilk 5 satıcı 1 milyon 800 bin lot satış yapmış. Arada bir fark var. Bu fark ne kadar? 315 bin lot. 315 bin lot kadar alıcıların ilgisi daha fazlaymış ilk 5 kurum bazında. Bu ilk 5 kurum bazında alıcıların ilgisi bu miktarda daha fazlaysa ben şu miktarı hissenin son fiyatıyla çarptığımda hissede o miktarda bir para girişinin olduğunu görürüm. Çünkü alıcılar daha fazla. Alıcı fazla ise o hisseye para girişi var demektir. Para giriş ve çıkışının ne anlama geldiğini de çok iyi bilmek gerekiyor. Benim bu hususta videolarım arasında bakarsanız arkadaşlar birkaç tane para giriş ve çıkışı nasıl oluşur ve para giriş ve çıkış verisi nasıl yorumlanır şeklinde bir sonuca erişebilirsiniz bu hususla ilgili olarak.
Değerli dostlar, para giriş ve çıkış verisini en kolay bir şekilde algılayacağınız borsapivot.com isimli bir sitenin sürekli olarak adından bahsediyorum. Şurada günlük para giriş ve çıkış linkini tıkladığınız zaman bütün hisselerin gerek son gün bazında, gerek son 3-4-5 gün bazında, gerekse şuraya tarih, şuraya da hissenin adını yazmak suretiyle siz o hissenin hangi tarihteki verisine erişmek istiyorsanız erişebilirsiniz. Ama en önemli unsur nedir arkadaşlar? Bugün en fazla hangi hisseye para girişi yapmış, oluşmuş şeklinde bir bilgi edinmek istediğinizde şuradaki ikonu tıklamanız kaydıyla, örneğin Cuma günü en fazla BİMAŞ'a para girişi olmuş, efendim Alarko'ya, Koç Holding'e, Pegasus'a. Efendim son bir günde giren para girişi yüksek olan bir hissenin kıymeti çok önemli olmayabilir. İstikrarlı bir para girişi ve çıkışının olması anlamlıdır. Ne yapabiliriz arkadaşlar? Son 5 günü şuradan inceleyebiliriz. Veyahut da deriz ki son 5 günde en çok para giren hisseleri bana sırala diyebiliriz. Bize BİMAŞ'ın son 5 gün içerisinde 116 milyon TL gibi bir para girişi yaşadığını, efendim Turkcell'in 31 milyon TL civarında bir para girişi yaşadığını gibi verileri çok pratik bir şekilde bu site sayesinde öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar, bu önemli bir unsurdur. Birazdan bu sitenin şu pivot verileri kısmına da gireceğim. Zira her akşam gece 24'ten sonra gram altın, dolar, viyop ve de hisseler, borsa ve endeksle ilgili olarak da pivot verileri, destekleri ve dirençleri yayınlanmakta. Zira siz günlük pivot verilerine veya haftalık pivot verilerine de aynı zamanda bütün hisseler bazında erişebilirsiniz. Şimdi değerli dostlar, ben tekrardan Matrix ekranıma dönüyorum ve bu ekranımın, şuradaki tablonun bana vermiş olduğu fikrin ne kadar önemli olduğunu zannediyorum anlamış durumdasınız. Peki değerli dostlar, buradaki durumdan yola çıkmak kaydıyla şurada günün herhangi bir saatinde hangi kurumlar alıyor ve satıyorlar şeklinde bir bilgiyi, bir referansı da aldık, ama bunun haricinde acaba bir gün önce kim ne almıştı diye de bakabiliriz. Veya X bir tarihte. 22'siydi arkadaşlar son tarihimiz. Ben buradan 21'ine dönüp de 21'i itibariyle kim ne yapmış diye de bakabilirim. 21 itibariyle verim şimdi gelecek benim karşıma. 21 itibariyle QNB Finans'ın 92 bin, Kredit'in 64 milyon TL civarında bir satışı olduğunu görüyorum. Diğer hanelere baktığım zaman ise alıcıları ve satıcıları eşdeğer görüyorum. Ama ben eğer şurada alıcılar bölgesinde Kredit'i, Yatırım Finans'ı, efendim Deutsche'yi, Merrill Lynch'i gibi önemli kurumları yüksek miktarlarda alıcı gördüysem eğer, bu durum benim yarına dair beklentilerimi artırır veya örneğin saat akşam üzeri 4-5 gibi bu kurumlar sabah almışlardır ama akşam üzeri saatlerinde hala alımlarını devam ettiriyor veya en azından satmamışlarsa derim ki bu miktarda alım yaptılar, satmıyorlar, demek ki yarına dair beklentileri de olumlu. İşte bu durumda ben aldığım bir hisseyi kârdayımdır veya zarardayımdır ayrı bir konu, satmak gibi bir düşünce içerisindeysem şuradaki tabloya bakarak bu kurumlar alımdalar, şu miktarda almışlar veya benim elimde bulunan hisseyi, örneğin en çok alım yapmış olan kurum eğer alıcı konumunu devam ettiriyorsa ve ben şuradaki tabloya bakarak o kurumun ne miktarda aldığını, maliyetinin ne olduğunu da görebiliyor isem, benim tabii ki bu durumda, madem ki bu kadar para bağlayan bir kurum, belki de benden daha yüksek bir seviyede maliyeti olan bir kurum satmıyorsa, beklemede kalıyorsa, ben de panik olmayayım. Neden ben satayım ki gibi düşünebilirim. Bir diğer nokta arkadaşlar, Viyop dediğimiz mevzuyu sizlerle sürekli olarak paylaşıyorum. Viyop tehlikeli bir oyundur, tehlikeli bir durumdur. Viyop'un dünya genelinde ihdas olma sebebi veya her şey bir ihtiyaçtan kaynaklanır. Viyop gibi, Forex gibi bir mekanizmanın ihtiyaç olarak gündeme gelmesi ve finansal piyasalarda bir şekilde kullanılabilir hale gelmesindeki en önemli etken, ana etken, pozisyonların hedge edilmesindir. Niçin? Elinizde belli bir miktar hisseniz var, satmak istemiyorsunuz, ancak düşerse, ya düşerse anlamında korkunuz var. İşte bu durumda daha az bir parayla elinizdeki hissenizin tamamını
sigortalama şansına sahipsiniz. Yani bu neye benziyor değerli arkadaşlar? Örnek veriyorum, 300 bin liraya bir araç aldınız. Ama gidiyorsunuz 3000 TL gibi bir rakama, 4000 TL gibi bir rakama bu aracınızın çalınmasına, efendim kaza yapmasına, şuna buna vesaireye karşı sigortalatabiliyorsunuz. Aracınızın değeri 300 bin TL ama siz 3 milyon, 3000, 4000, 5000 gibi bir rakam vermek kaydıyla bir sigorta yaptırabiliyorsunuz. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Elinizde X miktarda dolarınız var veya bir banka hisseniz var veya şu hisseniz var, bu hisseniz var. Satmak istemiyorsunuz. Onun yükseleceği yönünde bir kanaatiniz var ama oluşan risklerde de ya geriler de zarar edersem gibi bir endişeniz bulunuyor. İşte bu durumda siz Viop'tan elinizde belli bir miktar dolarınız varsa o miktarın 10'da 1, 20'de 1 gibi bir ufak bir meblağla o pozisyon büyüklüğünüzü sigorta edebilecek kadar short yönlü bir işlem yaptığınızda dolar düşmeye başlarsa siz evet elinizdeki dolarınızın değer kaybettiğine tanık oluyorsunuz ama bir diğer yandan düşüş yönünde bir sigortalama işlemi, bir hedge etme işlemi yaptığınız için oradan kazandığınız para sizin elinizde bulunan fiziki doların kaybını telafi edebiliyor. Fakat şu anda Viop olayı tek de hedge etmek amacıyla değil de direkt ben trade etmek amacıyla da kullanılabiliyor. Yani kişiler diyebiliyorlar ki efendim ben piyasada 5000 puanlık bir yükselik bekliyorum veya yarın 1000 puanlık bir yükseliş olur demek suretiyle de alım yapıyor veya şu noktadan artık gerileme olur şeklindeki bir düşünceyle satış yapabiliyorlar. Şimdi arkadaşlar, Viop'taki olayın mantığı bu ise eğer, yatırımcılar, özellikle büyük yatırımcıların almış oldukları long yönlü piyasanın yükseleceği veya X enstrümanın yükseleceği veya short yönlü düşebileceği yönündeki pozisyonlar yine bizlere fikir verici olacaktır. Bu nedenle ben Viop kontratlarının da gün içindeki seyrini takip ederim. Zira Viop'ta işlem yapmakta olan bir yatırımcıyım ama esas önemsediğim konu Viop'ta kim ne yapmış? İşte arkadaşlar, yine ben şu pencereyi çağırıyorum aracı kurum dağılımına ve burada en son gün itibariyle pozisyonlara bakmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bakın örneğin şöyle bir şey söyleyeyim size. Ayın 21 itibariyle, Perşembe günü itibariyle bu tablo geldi. Tarih böyle tanımlı kalmış. Perşembe günü itibariyle Deniz Yatırım 9000 kontrat long yapmış. Credit Suisse 5000 kontrat. Merrill Lynch 4600 kontrat. Maliyetler nedir? 118.300'ler, 200'ler civarındadır. Ben böyle bir tabloyu görüyorsam, Cuma günü Diop denilen mekanizmada veya endekste, genel anlamda piyasalarda çok büyük bir sıkıntı beklemem. Neden? Bir gün önce büyük kurumlar, Deniz Yatırım yabancılarla iştiraki olan, münasebeti olan kurumlardan bir tanesidir. Yerli yatırımcısı da vardır, ayrı bir konu ama yabancılarla da dirsek teması vardır. Ama bir Credit Suisse veya bir Merrill Lynch için farklı bir düşüncem olmaz. Derim ki bunlar bu miktarda long yaptılarsa, hele hele 118.000 seviyesi gibi kritik bir seviyeden long pozisyona geçtilerse, Cuma günü endekste çok olağanüstü bir gelişme olmaz. Çok olağanüstü bir çöküş olmaz. Bir panik, bir satış söz konusu olmaz. Çünkü piyasanın yukarı yönüne dair bu kurumların inancı var diye düşünüyorum. Gelelim arkadaşlar 22'si itibariyle, yani Cuma günü itibariyle kimler ne yapmışlar, bir de buna bakmaya çalışalım isterseniz. Baktığım zaman İş Yatırım 3800 kontrat civarında long konum almış veya elindeki long short pozisyonlarını bu seviyeden daha da aşağısı olmaz diyerekten kapatmış veya azaltmış. Efendim Garanti ve TEB Yatırım. TEB Yatırım arkadaşlar 1450 kontrat long pozisyon açmış. TEB Yatırım'ı ben niçin önemsiyorum? Zira şurada bütün kurumların bu kontratların işleme girdiği gün ve saatten itibaren bugüne kadarki kümülatif pozisyonlarına baktığımda, yani Haziran endeks kontratlarının bütün geneline baktığımda kimin elinde ne kadar pozisyon var ve daha çok long, yani yükseliş yönünde mi, daha çok düşüş yönünde mi pozisyon taşıyor piyasa diye baktığımda, bir manada piyasanın ben rengini anlamış olabilirim. Sizlere piyasanın en olumsuz olduğu anlarda bile daha fazla gerileme olmaz. Piyasa yukarı yönlü bir atağı her an her saniye yaşayabilir. Tablo bunu gösteriyor. Veyahut da piyasada ikinci bir dip anlamına gelecek şekilde 30 binlere, 40 binlere, 50 binlere doğru bir gerileme olasılığını çok ama çok zayıf görüyorum. 83-84 binler seviyesinde, ki o günlerdeki analizimde 12.500 dolar seviyesinin dolar bazında çok kritik bir destek özelliğine haiz olduğunu, geçtiğimiz tarihlerde veya geçtiğimiz
uzun vadede bu noktalardan önemli tepkiler yaşadığımızı, yine bu seviyeden yani 82 bin bölgesinden bir tepki atağının başlamak suretiyle 100 binlere yeniden yönelebileceğimizi, piyasalarda, ekonomilerde gerçek anlamda bir düzelme olmasa bile bol ve likit paranın çok önemli bir şekilde para kazanmaya muhtaç olduğunu, bardağın istedikleri zaman dolu tarafını, istedikleri zaman da boş tarafını görmek suretiyle piyasalarda çok farklı rüzgarlar estirebileceklerini ifade ettim ve nitekim biz 103 bine geldik. Peki neden 100 bin ifadesini kullandım, 100 bine tekrar geliriz dedim ve son iki analizimde de 103 bin, 103 bin çok önemlidir dedim. Arkadaşlar 124 binden 82 bine kadar geldik. Fark nedir arkadaşlar? 42 bin puan. 42 bin puanı 2'ye bölerseniz 21 bin puan yapar. 21 bin puan piyasalarda genellikle enstrümanların çok önemli düşüşler yaşadıkları zamanda verdikleri tepkinin sınır noktasıdır. Yani düştükleri miktarın yarısı kadar bir tepki verirler. Bu psikolojiktir, tekniktir, odur, budur, şudur. Bunu bir bakkal hesabı olarak bile yapabilirsiniz. X bir nesne ne kadar düştüyse bunun yarısı kadar zıplayabilir. Bir topu yukarıdan fırlatırsın, atarsınız, bırakırsınız. Belli bir noktaya, sert bir zemine çarptığı zaman belli bir noktaya kadar zıplar. İşte piyasalarında zıplayabileceği en kritik nokta %50 noktası. Yarısı kadar bir zıplama yapar. 21 bin puan dedim ve 82 bin üzerine 21 koyduğunuz zaman 103 bin yapar. Bu arkadaşlar çok eskilerde böyle teknik analizler, grafikler, onlar bunlar şunların olmadığı, bilgisayarların bir takım olayları otomatik olarak çözmeyi, hesaplamayı bilemediği veya bu tür cihazların olmadığı, programların olmadığı dönemlerde belli analistlerin böyle bu öylesine bir basit hesabıdır ve bu basit hesabı siz de kendinizce 3-5 tane hisse üzerinde bir grafik açıp da bakarsanız, ya A grafiği şuradan şuraya düşmüş, arkasından da bir yukarı yönlü hareket başlamış, ne kadar yükselmiş gibi bir hesap yaptığınız zaman birçok grafikte veya birçok hissede bu tabloya net olarak tanık olursunuz. Şimdi değerli arkadaşlar, evet 103 bin seviyesi aşılmayacak mı? Tabii ki %50 noktası veya %50'lik bir prim oluştuktan sonra aşılmayacak diye bir kural yoktur. Piyasanın gidişatı ve temposu bunu gösterir. Ama bizim burada bilmemiz gereken neydi? 82 binlere kadar gerileyen bir endekste yukarı yönlü bir atak yurt dışı desteğiyle başladıysa bunun ilk etapta varacağı nokta 103 binlere kadar olabileceğini bu bilgiler dahilinde öngörebilirdik. 103 binin ötesi olur mu olmaz mı mevzusu? Tabii ki yine yurt dışındaki kritik unsurlara bağlı. Bunun ayrıntıları da daha sonraki videolarda gireceğim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi TEB yatırım 176 bin kontrat long pozisyon taşıyor. Bir long pozisyon, bir VIOP kontratının bedeli 1150 TL'dir. 1150 TL ile bu seviyeyi çarptığınız zaman ve buradaki kaldıraç oranı ve riski dikkate aldığınız zaman TEB yatırımın son dönemlerde sürekli olarak long pozisyonlarını artırma eğilimi içerisinde oluşundan bir anlam çıkarmak gerekiyor. Bir yandan garanti gibi farklı farklı büyük hisselerden çıkış yapıyorlar. Bunlarla ilgili arkadaşlar uygulanmakta olan stratejileri son 10-15 günlük videolarımda anlattım. Borsada uygulanmakta olan stratejiler, atılan adımlar vesaire. Şu anda girmeyeceğim o detaylara ama TEB yatırımın bu miktarda bir long pozisyonu varsa, Citibank'ın 37.000-38.000 kontrat civarında long pozisyonu varsa, Merrill Lynch'in 31.200 kontrat long pozisyonu varsa, yani ilk 3 kurum yabancılar konumunda ise biz bu durumda nasıl deriz ki efendim yabancı takas oranını azaltıyor, Türkiye'den kaçıyor. Evet, Türkiye'den kaçıyor, doğru. Ama bunu borsanın çökeceği manasında yorumlamak mümkün mü? Hayır. Neden? Çünkü yabancı %60'lardan şurada gördüğünüz gibi %53 seviyelerine kadar gerilemiş bir takas durumuna erişti. Neredeyse %10'lara ulaşan payını azalttı. Ama endeks yabancının %10 kaçtığı bir ortamda hala güçlü kalabiliyor. Biz geçen sene 100 bini geçer miyiz geçmez miyiz sorularını soruyorduk kendi kendimize. Ama o tarihte yabancının takas oranı %62'ler %63'ler civarındaydı. Bugün yabancı %62'lerden 53'lere düştü ama endeks 100 binin de üzerinde olabiliyor. İşte burada efendim şu hisse şişirildi, böyle oldu. Arkadaşlar kendi kendinize mazeret üretmeyiniz. Endeks belli bir noktaya ulaştıysa eğer, burada siz bu fırsatı değerlendiremediyseniz eğer, mazeret üretmekle kendi kendinize, portföyünüze bir şey kazandıramazsınız. Endekste
A hissesi, B hissesi. Evet, bütün hisseler endekse katılmaz. Endeks 50 bin puan rally yapar ama birçok hisse yerinde sayabilir. Sizin işte maharet hangi hisselerde ne tür hareketlerin olduğunu, yabancının veya büyük kurumların hangi hisseleri daha çok önemseyip de pozisyon aldıklarını, pozisyonlarını artırdıklarını veya tersi bir mantıkla hangi hisseden çıkıp hangisiye girdiklerini tespit edebilmenizle alakalıdır. Efendim, bana bunu biri söylesin. İyi de kardeşim, birilerinin sana bunu söylemesi durumunda sen onun bunun ağzına bakacağın yerde şu bilgileri bir şekilde oturup da akşamları yarım saatlik bir çabayla, şurada benim size göstermiş olduğum tablolar aracılığıyla kendi gözlerinle görsen de, daha çok içine sine sine bir adım atsan, birazcık zahmet göstersen, bir şeyleri nasıl yorumlaman gerektiğini, hangi bilgiyi nasıl değerlendirmen gerektiğini, bu hususta bir gayret içerisinde olsan çok daha iyi olmaz mı? Neyse, nasihat vermiyorum arkadaşlar. Tamamen tercihler sizlerindir. İşte yabancının veyahut da genel anlamda DIOP dediğimiz mekanizmanın da son derece önemli bir fikir yaratıcı unsur olduğunu, borsalar neden çökmeyecek, neden yukarı yönlü ataklar gelebilir, 100 bin üzerine yeniden çıkabiliriz diyor olmamın nedenleri içerisinde işte budur. Ta ki 2 sene önce Merkez Bankası Viyop'ta çok ciddi short pozisyonlar açıyor. 3 milyon lot kontrat, 4 milyon kontrat gibi pozisyonlar açıyor. Yukarılardan sattıklarını bir şekilde doları baskılamak adına fiziki olarak yapmış oldukları satışların yaratmış olduğu zararları Viyop mekanizması aracılığıyla gidermeye çalışıyor dediğim günler vardı. Beni yaklaşık bir yıl önceden takip eden arkadaşlarım ve dolardaki geri çekilme eğiliminin 5.30'lara kadar, 5.20'lere kadar devam edebileceğini söylediğim günlerde Merkez Bankası'nın gücü kudreti buna yetmez, Merkez Bankası nasıl olur da Viyop'tan doları dizginleyebilir şeklinde bir takım yorumlar geliyordu. Viyop'la bu iş olmaz deniyordu ama arkasından diğer yorumcular da Viyop konusunu anlatmaya, Merkez Bankası'nın baskı kurduğunu, bu sebepten doların yükselmediğini izah etmeye çalıştılar. Peki arkadaşlar, burada durup düşünmek gerekmiyor mu? Merkez Bankası bu kadar milyon kontratla Viyop üzerinde bir işlem yapıp da doları baskılayıcı bir eylem yaptı. Yapmış olduğu bu eylemin sonucuna vardı mı? Amacına ulaştı mı? Evet, ulaştı. 7.20'leri gören doları biz 5.13'lere kadar gerilemiş durumda gördük. Ve Merkez Bankası inanılmaz paralar kazandı. Ben sizlere bunu Excel tablolarıyla Merkez Bankası'nın hangi ay ne kadar kayıpta olduğunu ama ilerleyen tarihlerde bu short pozisyonlarını artırmak suretiyle ne kadar önemli paralar kazandığını da tek tek anlattım ve izah ettim. 2018 sonu 2019 başı dönemlerine giderseniz o tarihteki videolarımda Merkez Bankası'nın Viyop'la ilgili, Merkez Bankası Viyop vesaire tarzındaki başlıkların bulunduğu videolarda bu hesapları çok net bir şekilde bulabilirsiniz, görebilirsiniz. Bu durumda değerli arkadaşlar, yapılması gereken olay nedir? Ön yargılı olmayacağız. Günün ve koşulların, gidişatın hangi yönden estiğine dikkat edeceğiz. Evet, genel koşullarımız ve genel şartlarımız hiç olumlu olmayabilir. Biz 2 yıldır, 3 yıldır, 4 yıldır hangi olumlu gelişmeye tanık olduk Türkiye ekonomisinde? Hiçbirisine. S-400'lerin mevzusunu biliyoruz. Seçimlerin iptal olması mevzusunu biliyoruz. Efendim, Suriye İdlib durumunu biliyoruz. Rusya gerginliği, Amerika gerginliği, katsa yaptırımları, her şeyi biliyoruz. Ama buna rağmen altının üzerine çıkamayan bir dolar tablosu vardı. Evet, bugün dolar 6 seviyesini geçti, 7'lere geldi. Değerli dostlar, bütün dünya genelinde dolarda bir değerlenme oldu. Bütün dünya ülkelerinin para birimleri dolar karşısında önemli bir değer kaybetti. Şu an doların Türk lirası karşısında değerli bir konuma gelmiş olması dünkü sebeplere dayanmıyor. Bugün içinde bulunduğumuz küresel ve malum korona virüs dediğimiz mevzunun yaratmış olduğu, pandeminin yaratmış olduğu bir tablodan kaynaklanıyor. Böyle bir durum olmasa idi eğer, yani şu beyin fırtınasını yapınız. Bu kadar etkene rağmen dolar 6 üzerine çıkmamıştı ama bugün bu sebepten ötürü bütün dünyada dolar değer kaybetti ve bizde de, pardon, para birimleri değer kaybetti. Bizim de TL'mizde önemli bir değer kaybı oldu. Acaba koronavirüs vakası olmayaydı, düne kadar onlarca sebepten ötürü çok büyük bir hareketlilik olmamıştı. Acaba bugün olur muydu? Bunun da
da bir hesabını kafamızda yapalım. Evet, dolar genel anlamda yıllara bağlı olarak bir yukarı yönlü bir hareket içerisinde olacaktır. Ama şu an içinde bulunduğumuz koşulların olmamış olması durumunda dolar TL'nin bu seviyelerde olup olmayacağını lütfen geçmişte yaşadığımız katsasından efendim korona İdlib olayına, efendim S-400 olayına hepsini tek tek dikkate almak kaydıyla genel bir yorum yaparak bunu bir irdelemekte fayda bulunuyor. Evet arkadaşlar, borsa ve dolar ve altınla ilgili olarak altın içinde aynı şekilde arkadaşlar şu veriyi, buradaki Viyop verilerini altın kontratları adına da inceleyebilirsiniz. Altında da hangi kurumların ön planda olduğunu, ne yaptıklarını, ne ettiklerini incelemek suretiyle genel bir yön hususunda haberini, bilginiz olabilir. Bir diğer yandan değerli arkadaşlar, ilk 5 kurum bazında baktığımız zaman ilk 5 kurumun 248 bin kontrat long yönde olduğunu ve 181 bin kontratta satış yönünde olduğunu ama alıcıların yaklaşık 67 bin kontrat civarında ön planda olduğunu, daha çok yukarı yönlü eğilim beklentisinin kurumlar nezdinde ön planda olduğunu da buradaki rakamlardan da görebiliyoruz değerli dostlar. Bunları tabii ki arkadaşlar anlık değerlendirmek gerekiyor. Günlük olarak bu seviyeleri yakından izlemek gerekiyor. Bugün TEB yatırımın elinde 176 bin kontrat olabilir ama yarın Viyop seviyeleri 120 bine geldiği zaman bunun 31'ini, 40 binini, 50 binini satabilir. Dolayısıyla an itibariyle elde bulunan miktarı dikkate aldığımız zaman en azından yarın öbür gün ne olabileceği konusunda bilgimiz olur ve biz bu verileri, bu takastaki rakamları takip ettiğimiz zaman TEB yatırımın, Citibank'ın, Merrill Lynch'in, yani büyük miktarda elinde long pozisyon bulunduran kurumların artık satışa geçtiklerini, ellerindeki pozisyonu azaltmaya başladıklarını gördüğümüz anda bizlerin de bir şekilde piyasa demek ki dönme eğiliminde. Bunlar satıyorlar, pozisyon azaltıyorlar. Demek ki artık piyasadaki yükseliş beklentisi zayıflamıştır şeklindeki bir düşünceyle kararlarımızı vermemiz gerekecektir. Evet kıymetli arkadaşlar, zaman zaman bu tür videolara eğer ilginiz ve alakanız olursa yer vermeye çalışacağım. Amacım sadece şu olur bu olur demek, sizlere elden geldiğince balık tutmasını öğretmek ve her zaman işinize yarayabilecek olan kritik bilgilerle portföylerinize daha bilinçli imzalar atabilmenizi sağlamak niyetindeyim. Ve bu sebeple bir kez daha hoşça kalınız diyor ve tekrar bayramlarınızı tebrik ediyorum. Selamlar, saygılar.